Merhaba, Dünya Ali. Ben Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Önce bitenlerden bazı başlıklar, sonra Dünya Ali'ne geçeceğiz. Yargıda FETÖ temizliği sürüyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi FETÖ paralel devlet yapılanmasıyla bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti ve meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 3886 oldu. İstanbul'da yakalanan FETÖ'cü eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ve savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya sevk edildikleri mahkemede tutuklandılar. Ankara bugün önemli bir ismi ağırladı. Amerikan senatörü John McCain başkentteydi. Hem başbakan hem de cumhurbaşkanı ile Beştepe Külliyesi'nde ortak bir görüşme yapıldı senatörle. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör örgütleri DAEŞ ve PKK'ya yönelik operasyonları sürdürüyorlar. Bu konuda hız kesmece yok. Son operasyonlarda Kuzey Irak'ta 34 PKK'lı, Elbab'da ise 27 DAEŞ'li terörist öldürüldü. Ve Belçika, 1996'daki Sabancı suikastı faillerinden Ferhi Erdal hakkındaki kararını açıkladı. Belçika Mahkemesi terör örgütü mensubu Ferhi Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlar için 15 yıl ceza verdi. Şimdi Dünya Ali ve Büyük Resim. Olanları ve olacakları konuşacağız. Az önce mesela Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayı Bayan Le Pen hakkındaki soruşturma kapsamında Le Pen'in ofisini bastılar. Her an her zaman heyecan yaşanıyor. Bu arada Bangladeş'ten bir son dakika var. Arakan Müslümanları Bangladeş'e akın yapmaktaydılar. Mülteci akını vardı. Bangladeş bu akına karşı etkisiz kaldığını ve artık durmasını istediğini söyledi. Bangladeş'in pek tutumu iyi değil o konuda. Şimdi Donald Trump'tan büyük resme bakmaya başlayabiliriz. Başkan Donald Trump olunca her an, her zaman, her dakika heyecan dolu. Hafta sonu da heyecan vardı ve heyecanı başkan bu sabah attığı tweetlerde de sürdürdü. Şöyle işte önce o meşhur basın toplantısını yaptı. Basın toplantısında hayli uzun konuştuğunu ve gereksiz konuştuğunu ve gereksiz polemiklere girdiğini anlatmıştık. Ama tabii ki Trump biz dahi kimseyi dinlemiyor ve ama pes etmedi. Sonra hafta sonunda başka gelişmeler de oldu. Oraya da gireceğiz. Fakat öncelikli olarak mesela hafta sonunda Florida'da Donald Trump taraftarlarıyla buluştu ve bir miting yaptı. Şimdi Donald Trump belki Beyaz Saray kürsüsünde biraz böyle tekliyor ve basın karşısında iyi performans gösteremiyor ama halkın karşısında Donald Trump'ın performansı gayet başarılı. Yani miting havası olduğu zaman Donald Trump gayet iyi, performans kuvvetli. Orada da gerçi konuşmalarda ve ifadelerde bazen sürçmeler oluyor. Ona değineceğiz. Fakat genel performansı Trump'ın iyi. Bu arada Florida'daki miting vesilesiyle Trump'ı dinlemeye gelen taraftarlarına da medyanın soru sorma aklına gelmiş ve sormuşlar. Ya Donald Trump'ı işte nasıl, ne yapıyorsunuz, oy verdiniz herhalde, nasıl gidiyor diye. Ortaya çıkan sonuç şu: taraftarları, Donald Trump'a oy verenler gayet sağlam şekilde başkanın arkasındalar ve bu İşte bizim de zaman zaman anlattığımız medyada şu oldu, bu oldu falan gibi tartışmalardan son derece uzaklar. Amerikan halkı ya da bir başka deyişle Amerikan halkının Donald Trump'a oy veren kesimi ya da bir başka deyişle ana akım denen medyanın ulaşamadığı Amerikalılar Donald Trump'tan gayet memnunlar. Ana akım denen ama aslında Donald Trump'ın da işte ahlaksız, şerefsiz diye nitelediği, aslında daha orta bir ifadeyle belki tarafsızlığını kaybetmiş, ana akım olmayan taraf medya, yani Demokrat Parti'yi destekliyorlar. İşte o büyük gazeteler, New York Times, Washington Post vesaire, daha önce de anlattık.
Demokrat Parti'yi destekliyorlar. Tamam, o da bir normaldir ama normal olmayan tarafsız gibi görünüp, ana akım gibi görünüp sonra taraf tutmak. Donald Trump aslında ona sinirleniyor ama başka şekilde ve daha ağır şekilde ifade ediyor. Yoksa diyeceği, onlar Demokrat Parti medyası, işte ben de birkaç medyayı da o seviyor, onları da destekliyor ve bu kapsamda Donald Trump'ın ana akım ya da işte Demokrat Parti taraftarı medyanın dışında kalan taraftarları kendisinden gayet memnunlar. Ha zaten Trump'ın başkan beri söylediği, bu Demokrat Parti destekleyen medyanın zaten Amerika'nın gerçek kalbine, gerçek seçmenine ulaşmadığı yönündeydi. Haklı olabilir çünkü seçimi onlar Hillary'ye vermişlerdi ve ona rağmen Trump kazandı ya da o medyanın desteğine rağmen Donald Trump Hillary kaybetti. Dolayısıyla böyle bir ortamda ana akım medyanın ya da işte Demokrat Parti taraftarı medyanın bu kadar da etkili olmadığını düşünebiliriz. Ve taraftarlarından Donald Trump seçmeninden yansıyan da Donald Trump seçmeni zaten bu tip işte büyük şehir medyasına kapalı. Kendi yerel dünyalarındalar. Zaten Donald Trump'ı onun için seviyorlar. Donald Trump o köylerdeki, arka sokaklardaki, işte uzak noktalardaki insanlara hitap etmeyi seviyordu. Böyle bir denklem kurulmuş durumda. Dolayısıyla bunu fazla yadırgayacak bir noktada yok. Yani adam Amerika'nın işlerini seviyor başkan olarak. Amerika'nın içi de başkanı seviyor ve bu şeyde, bu kapsamda değişkenlik yok. Değişkenlik nerede? Giderek ana akım büyük kent medyasıyla, az alışkanlığı ne kadar kötü, hep ana akım diyoruz. Büyük kent medyasıyla, Demokrat Parti medyasıyla Donald Trump'ın sürekli dalaşmaya ve ağız dalaşına ve itişmeye girmesi. Şimdi Florida demişken bir notumuz daha var. O da hafta sonunda vardı. Şimdi böyle bir gerilimli ortamda Donald Trump'ın hayati güvenliği hayli önem taşıyor. İşte o konuda da yine Demokrat Parti medyasından yorumlar geldi. Donald Trump'ı korumak günde 500 bin dolara mal oluyor falan, veya bir mahallede korumak 500 bin dolara mal oluyormuş. İşte çok fazla masraflı. Başkanı isterseniz korumayın, yani başkanı korumak zorundasınız. Çünkü Florida'da konvoyla giderken Donald Trump'ın konvoyuna bir şey atılmıştı. Sonra bunun kurşun olmadığı anlaşılınca gizli servis fazla heyecanlanmadı. Bir cisim atıldığını hemen anladılar. Ve konvoy yoluna devam etmişti. Şimdi bunun ayrıntısı geldi. Çünkü Trump'a yönelik saldırıları da izlemek gerekiyor. Ne olur ne olmaz kapsamında. Şöyle bir tahta parçası atılmış. Şöyle el kadar büyüklüğünde bir tahta parçası atılmış. Konvoyda muhtelif araçlar var. Onlardan bir tanesine denk gelmiş. Trump'ın aracına değil. Ve de bunu yapan bir ortaokul öğrencisi. Orada işte yolun kenarında bir ortaokul öğrencisi. Başka arkadaşları da varmış. Onların da herhalde teşvikiyle bunu atmış. Donald Trump'a ortaokul öğrencileri bile saldırmaya başladı ki bu iyi alamet değil. Ha nedir? Bugün tahta atılır, yarın başka bir şey atılır. Mümkün bir güvenlik kaygısı var. Bir de bu hafta sonunda işte büyük kıyamet koptu. İsveç falan filan. Şimdi şöyle, Donald Trump birinci olarak seçildiğinden bu yana hiçbir değişiklik göstermedi. Yani Donald Trump seçim kampanyasında bundan 2 ay önce, 3 ay önce, 6 ay önce, 1 yıl önce ne ise halen o. Hiçbir değişiklik yok. O konuda gayet güzel istikrar var. 6 ay önce nasıl davranıyorsa şimdi de öyle davranıyor. Ve şaşkınlık sanki işte Beyaz Saray'a geldikten sonra böyle pusulasını şaşırdı falan. Yok, hayır, değil. Yani istikrarlı, kendince çok istikrarlı biçimde davranıyor. Nedir o davranışlardan bir tanesi? Ha, konuşurken metinden konuşmuyor. Pek öyle not almayı, öğrenmeyi sevmiyor. Gördüğü, kulağına takılanı kapıp onu işliyor ve aktarıyor. Böyle bir huyu var. He, bu böyle başkanlık olur mu? Efendim, seçilmiş başkan, ne yapacaksınız yani, isterseniz itiraz edin, seçimi iptal edin. Seçilmiş başkanın alışılmadık üslubu, zaten öyleydi. Adayken de öyleydi. O yüzden konu şeye geliyor, bu işte konuşmada işte terör saldırılarına değindi. Bakın Almanya'da ne oldu dedi, işte Brüksel'de ne oldu, Nice'de ne oldu, tamam onlar bilindik terör saldırıları. Dün İsveç'e bakın dedi, bir herkes durdu.
İsveç'e bakın ne demek? İsveç'te ne oldu? İsveç'te acaba bir saldırı mı var falan. Ve sonra tabii yine Demokrat Parti medyası bunun üzerine gayet güzel yapıştı. Küresel alanda da gayet sosyal medyada da yankı yaptı. Ha işte Donald Trump İsveç'e sataştı ama İsveç'te hiçbir şey olmadı. Halbuki İsveç'te işte yanlışlık olmaz, terör saldırısı yok falan filan diye. Bugün tekrar kalkar kalkmaz yine Trump tweet attı. Doğrusunu öğrenin. Şimdi olayın doğrusu şu. 24 televizyonda sürekli doğrusunu öğrenin diyoruz ya. Olayın doğrusu şu. Donald Trump belli ki bir gece önce Fox'ta, Fox News'u o seviyor. O Fox News başka bir Fox News, onu da söyleyelim. Amerika. Ve orada bir haber görüyor. Onu çok iyi izlemediği anlaşılıyor. Belki sesi kapalıydı ama tam iyi anlamamış o haberi. Haber şu. Orada programa katılan bir gazeteci, pek öyle ünlü birisi de ya da önemli birisi de değil, diyor ki İsveç'te mültecilerin katıldığı son derece büyük ve kapsamlı suç saldırılar var. İşte tecavüz olayları var, şiddet olayları var. Bunu İsveç hükümeti imajı bozulmasın diye ve genel güvenlik dağılmasın diye kapalı tutuyor, saklı tutuyor ve bildirmiyor. Ve bunu anlatırken de o İsveçli gazeteci veya Amerikalı gazeteci İsveç'i anlatırken arkasında da işte böyle yanan araçlar falan filan vardı, görüntüler vardı. Demek ki Trump onu görmüş. Sonra ertesi gün İsveç'te ne oldu bakın diye konuştuğu o olay. Ama İsveç'te dün bir şey, evet, olmadı. Peki o haber bir saldırıyla falan alakalı değildi. Tamam, o da doğru. E canım, başkan böyle mi konuşur? Seçilmiş başkan 6 ay önce nasıl davranıyorsa şimdi de öyle davranıyor. Bir değişiklik göstermedi. O yüzden tamam, televizyonu tam iyi dinlememiş, haberi iyi izlememiş, haberin arkasında çok işte başka unsurlar var, onlara bakmamış. İsveç'te bir şey olduğunu zannetmiş. Aklına da geldi. Zaten irticalen konuşuyor. Zaten metne falan bakmıyor. E peki tekrar böyle başkanlık olur mu? İşte Donald Trump dönemine, Donald Trump zamanına hoş geldiniz. Bunu başından beri söylüyorduk. O yüzden bir sürpriz olmaması lazım. Bu miting konuşmasında da, bu işte Florida mitingi söylediğimiz, orada bir güzel sahne vardı ama şimdi belki görürüz belki görmeyiz, kağıtları atıyordu. O da elindeki kağıtları atması bu medyaya, yine Demokrat Parti medyasına olan tepkinin bir yansıması. Orada da bir güvenlik zaafı yok. O arkadaşı muhtelif aramalardan sonra çıkartmışlar sahneye. Onun için orada bir sıkıntı yok. Şimdi asıl ciddi tarafta şu var. Donald Trump'ın bir ulusal güvenlik danışmanına ihtiyacı var. Mike Flynn'in istifasından sonra bir ulusal güvenlik danışmanı pozisyonu boşalmıştı. Acilen doldurulması gerekiyor. İşte adaylar vardı. Bu Harvard, Robert Harvard komutan böyle darmadağınık Beyaz Saray'da ben çalışmam demiş ve kabul etmemiş görevi. Halbuki Mattis'in kurmayıydı. Yani Mattis ona, şöyle yapalım, Mattis'le birlikte kalalım. Mattis ona benle birlikte çalış dese pek kırmazdı komutanını diye düşünüyoruz. Her neyse, Harvard yok. Peki Petraeus vardı, eski CIA başkanı ve oyumuz bizim Petraeus'aydı. Petraeus da, şimdi orada iki yorum var. Bir, vazgeçti. İki, belli şartlar öne sürdü. Şimdi Petraeus'un şartları işte ben kendi adamlarımı getiririm, kendi ekibimle çalışırım falan gibi bir şartmış. Eğer Petraeus'u bu şekilde kabul ederse bilemiyoruz. Yani hala aday değil falan gibi yorumlar da var ama Petraeus'un durumu ortada. Peki Petraeus'a geçelim. Dün, bugün de devam edeceği söyleniyor ama bugün Ulusal Güvenlik Danışmanlığı konusunda kimle görüşecek, nasıl görüşecek onu henüz bilmiyoruz. Açıklanmadı zaten. Dün, pazar günü itibariyle Donald Trump 3 kişiyle konuştu. Bir tanesi Bush yönetiminin eski Birleşmiş Milletler temsilcisi, büyükelçi John Bolton. John Bolton aşırı bir neokondur. Gelirse çok ülkeyle kavga eder. Zarar verir her yere, sağa sola. Onun için bakacağız. Bolton dileriz, olmaz. Sonra iki tane general varmış adaylar arasında. McMaster ve Caslin. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yani işte ordunun generali şeklinde bir önde gelen faaliyetleri görülmedi. Ancak bunları atadıktan sonra
Hatama yaptıktan sonra çıkartabiliriz geçmişlerini. Ha bir de dördüncü aday Kellogg var. Kellogg da şimdiki işte iş güder ve usulen Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bakan eleman. Bu ortamda kim olur bilmiyoruz. Yani Donald Trump'ın kafasında nasıl bir değerlendirme var? Sonra da işi teklif ettikleri reddediyor falan, sorun çıkıyor. O yüzden son durum belirsiz ama hala bir ulusal güvenlik danışmanı açığı var. Bakacağız, atama yapılırsa ya da ciddi bir aday ortaya çıkarsa ya da adayların bir özelliğini görürsek onları konuşuruz. Ve Savunma Bakanı Mattis, Kudüs Köpek Mattis Bey, Irak'ta, daha önce hafta sonunda Dubai, Abu Dhabi'deydi. Oradan Irak'a geçti. Bölge turu kapsamında deniyor. Mattis'le asıl temas işte bu Münih Güvenlik Konferansı. Ondan önce Brüksel'deki NATO toplantısıyla Türkiye zaten temaslarını Mattis'le yaptı en üst düzeyde. Fakat Mattis'in Irak'taki temasları da önemli. Şöyle, öncelikli olarak Donald Trump'ın hatırlanacaktır. Yine böyle itici halen yaptığı konuşmalardan bir tanesinde. Belki Irak petrolüne el koymamız lazımdı. El koymadığımız için, Irak petrolünü bıraktığımız için DAEŞ çıktı diye bir yorumu vardı. Ardından da başkan eklemişti. Belki yeni bir fırsat daha doğar. Neyin fırsatı? Yani işte Irak petrolüne tekrar Amerika'nın el koyması fırsatı doğar. Peki bu olur mu? Yani mümkün mü? Nedir durum? Hemen şöyle. Mattis zaten Irak'a gelir gelmez önce bu konuya değindi. Ve dedi ki biz burada Irak'ın petrolünü almak için burada değiliz. Irak'ın petrolünde gözümüz yok. Hatta daha da ayrıntılı konuştu. Dedi ki eminim dedi biz Amerikalılar bu odada herkes işte kim varsa bu odada gazeteciler dahil benzinimizi dedi para verip alırız. Petrolümüzü para verip alıyoruz. Dolayısıyla bedava bir enerji tahakkümümüz yok. O yüzden parasıyla alıyoruz. Irak'ın petrolüne de el koymayı düşünmüyoruz şeklinde bir teville düzeltmeyle başladı. Başka işte zaten Bağdat Amerika'ya iyi gözle bakmıyor. Yani Bağdat yarı İran, Tahran yönetimi gibi bakıyorlar. Amerikan yönetimi de Bağdat'a çok iyi gözle bakmıyor ama aynı zamanda 5000 küsur Amerikan askeri var. Irak'ı kim kaybetti gibi bir tartışmayı Mattis şu noktada hiç istemiyor. Zaten komutan olarak bulunduğu ve işte aktif görev yaptığı bir yer, çatışmalara girdiği yer Irak. Gayet güzel biliyor. Irak yönetimini işte az çok tanıyor ve olabildiğince Irak'ta zemin kaybetmemek. Amerika'nın asıl çabası bu. Ve bir yandan da işte Musul var. Musul operasyonunun devamı bilinmekte. Musul ortamında Irak'la işte fazla arayı kopartmadan idare etmek ve Irak'ları fazla kışkırtmamak. Şu an Mattis'in görevi o. Donald Trump petrol dedi. Donald Trump'ın petrol mantığı şu. Boş bıraktık, petrolü işte DAEŞ ele geçirdi, sonra ondan zengin oldu ve o teröre gitti falan gibi bir mantık. O da Donald Trump'ın mantığı öyle çalışıyor. Yani onu fazla yadırgamamak gerekiyor. Tekrar Donald Trump şaşılacak hiçbir şey yapmadı şimdiye kadar. Nasıl seçildiyse öyle devam ediyor. O kapsamda bir de Musul'a bakarsa bu arada Mattis asıl Afganistan'a gidecek galiba Irak'tan sonra. Dolayısıyla Irak'tan sonra Afganistan daha önemli ve öncelikli Amerika için zayıf halka bölgede. O yüzden o ziyareti de izleyeceğiz. Asıl Musul'a da bakabiliriz. Musul'un işte Dicle Nehri'nin doğusu ve batısı diye iki tarafı var. Doğu daha az yoğunlukta nüfusa sahipti. Asıl batı taraftı. Doğu temizlendi deniyor ama doğu taraftan kimse emin değil, Amerikalılar da emin değil. Çünkü işte uyuyan hücreler, DAEŞ'ların nereden çıkacağı belli olmayan tünelleri ve son hafta sonunda tekrar bir Amerikalı komutanın değerlendirmesi vardı. Diyor ki Musul dünyadaki herhangi bir ordu için ya da her ordu için
çok zor bir çatışma alanı ve Irak ordusu bu zor görevi üstlenmiş durumda dedi. Ve büyük bir fedakarlıkla savaşı düşmanın ortasına götürüp onun zemininde savaşmaya başladılar dedi ki hazırlıklı olan tarafın arazisine girip orada savaşmak askeri açıdan zordur, onu söylüyor. Son birkaç günde yaklaşık 50 sorti, 50 uçakla bombardıman yapıldı diyor Amerikan tarafı. Bombardımanları genellikle Amerika uçakları yapıyor. Irak uçaklarının da işte şeklen görev aldığı, Amerika olabildiğince perde gerisinde kalmaya çalışıyor şu noktada siyasi açıdan. Bombardıman yaptıkları biliniyor. Musul'u bağlayan köprüleri uçurmuşlardı. Onun için Musul'un ta güneyine gidip Musul'un güneyinden doğuya aslında Musul'a akın harekat başladı. Aşağıdan dolaştılar, sonra yukarı çıktılar. Zor bir harekattı. Bu harekatın yönlendirmesini ve planlamasını da Amerikalılar yapıyor. O şekilde Musul'un doğusu ve batısı bu zannediyoruz havaalanı. Havaalanına hakim bölgeyi de ele geçirdik falan diyorlar ama tekrar Musul'un batı tarafı en az 600-650 bin sivil var. Çok daha yoğun birbirine yapışık evler ve eski mahalleler var. Pek öyle zırhların, tankların falan girebileceği bir yer değil. Dediğiniz gibi ortasından Dicle Nehri geçiyor ve hava bombardımanı da çok etkili değil çünkü sivil zayiat artırmamak için dikkatli bombardıman yapılıyor diye bir teori var. Bakacağız. Musul peki ne zaman temizlenir? Mesela Amerikalı komutan pek öyle tahmin yapmıyordu. Şubat ayındaki tahminini söylüyorlar ama onu da şimdi belki gözden geçiriyor olabilir. Çünkü Şubat ayında söylediği bu Amerikalı komutan Townsend'in 6 ay demişti. Doğu Musul'un en az 3 ay aldığı düşünürse oradaki 6 ayın da esnek bir 6 ay olacağını söyleyebiliriz. Malezya'daki cinayet son zamanların en ilgi çekici, dikkat çekici bir senaryo gibi planlanmış ve film senaryosu gibi de gerçekten icra edilmiş bir operasyonu neydi? Kuzey Kore'nin uçuk kaçık bir lideri var ve onun üvey kardeşi siyasetle alakası yok, rejime tehdit değil, kardeşine herhangi bir tehdit oluşturması mümkün değil fakat çok dikkat çekici bir operasyonla sesli güldüm tişörtü olan ajanlardan bir tanesinin de katkısıyla öldürüldü. Şöyle, Malezya polisi arkamızdaki 4 kişiyi yakaladı, sorguya çekiyor, gözaltına aldı. Bu baştaki hanımefendi bir Vietnamlı, onun yanında bir yerel Endonezyalı deniyor. Bu Kuzey Koreli ve de bir tekrar Endonezyalı bir kadın. İki baştaki kadın bu operasyonda başrol oynamış durumdalar. Bu sesli güldüm tişörtü giyen küçük hanım şu oluyor. Şöyle bir kere bu Kuzey Koreli deniyor. Tam kimlikleri de belli değil. Yani taşıdıkları pasaportlar var da taşıdıkları pasaportlar gerçekten kendilerine mi ait yoksa sahte mi? Kuzey Koreli uzman epeydir Malezya'da gizlenmekte ya da uyumaktaymış, uyuyan hücre hesabı ve kendisi doktora sahibi, doktorası da kimyasal üzerine ve Malezya polisinin düşüncesi bu şahsın bu saldırıda kullanılan ve kimi öldüren zehrin bu şahıs tarafından yapıldığı şeklinde. Peki kadınların rolü ve kadınların bu işteki katkısı ne? Çok ilginç şekilde hala aynı noktadalar, bir değişiklik olmadı. İki kadın diyor ki biz bir televizyon reality şova katıldığımızı düşünerek bunu yaptık. Bize dediler ki havaalanında bir zengin var. O zengine biz gizli kameraları çekiyoruz. Bu bir televizyon programı. Orada gideceksiniz, biriniz adamı tutacaksınız, diğeri de orada tartışma var. Sprey sıktı ya da yüzüne ıslak bir mendil kapattı şeklinde.
Şimdi görüntüler. Kadın arkadan geliyor, adamı tutuyor. O sırada kamerada çok fazla görünmeyen bunlar güvenlik kamerası. O oklarla evet daha dikkat çekici. Kadın geliyor. Arkadan kimi tutuyor? Önde tam görülmeyen bir kadını sarı okun izlediği. Onun yüzünü tam görememişlerdi o zaman. Bütün olay 2.3 saniye sürmüş. Yani arkadan kadının kimi tutup kollarından hareketsiz hale getirmesi ve diğer kadının da kimin yüzüne hadi ıslak mendil yapıştırdı diyelim. Islak mendil yapıştırmasının bütün süresi 2.3 saniye. 3 bile değil. Sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyorlar. Fakat kamerada başka görünen kişiler var. Tam 4 kişi daha saymış Malezya polisi ve bunlar asıl bu operasyonun yöneticileri ve Kuzey Koreli ajanlar. Onlar bu saldırıdan dakikalar sonra başka uçaklarla değişik yönlere hareket edip ülkeden ayrılmışlar. Ve bu iki kadının bu işi $100'er karşılığında ücretle yaptıkları söyleniyor. Bir tanesi bir kulüpte çalışıyor, işte masözlük falan marifetleri var. Öbürü de benzer şekilde restoranda garsonluk ya da karşılayıcılık veya işte diğer hizmetlerde bulunuyormuş. $100 karşılığında reality show'da görev alacakları zannıyla. Peki tamam yaptılar. Neden çok profesyonel şekilde ortadan kayboluyorlar? Çünkü diyor ki Ocak ayında geldi bu şahıs bana tanımadım. Japonca ve Korece konuşuyordu. Kuzey Koreli olduğunu da anlamamış hesapta. Diyor ki işte çalıştığım yere geldi, benimle arkadaşlık kurdu. Epey vakit geçirdi. Sonra bu işi bana teklif etti ve bu işi kabul ettim. Tekrar ne karşılığında kabul ettim? $100 karşılığında. Diğer görüntülerde, devam görüntülerde, bültenlerimizde de vardı. Kim saldırıya uğradıktan sonra polisle ve yetkililerle konuşup yüzüme birisi bir şey sıktı, bir şey yapıştırdı ve kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Bu görüntüler daha net. Sonra işte ilk yardım merkezine götürüyorlar ama bir telaş yok, acele yok. Fakat buralarda bilenler, uzmanlar kimin iyi yürümediğini ve gücünü son saniyelerini harcadığını söylemekteler. İyi durumda değil, demek ki zehir etkisini gösteriyor. Ve belli bir süre sonra onu ölçememişler. Belli bir süre sonra iki adım merkezinde kimin yere yığıldığı biliniyor. Ondan sonra hastaneye kaldırılıyor falan. Şimdi burada sonuçlar. Kısmen amatör 3 kişi, hadi 4. kimyasal uzmanı zehri hazırlayan Kuzey Koreliydi. Onlardan da kısmen amatör 3 kişiyi ayarlayıp bu şekilde bir saldırıyı organize edebilmeleri Kuzey Korelilerin gerçekten marifetini gösteriyor. Sonra ortadan kaçmaları ve bunları ortada bırakmaları ilginç. Ortada kalanlar ceplerinde bol miktarda para var. Eşkal değiştirmişler. Mesela kadınlar saçlarını kesip olaydan sonra saçının rengini değiştirmiş. Olay anındaki haliyle sonraki hali aynı değil. Sonraki fotoğrafta saçının rengini değiştirdiği anlaşılıyor. Yani bir amatör desek de belli bir hazırlık var. Sonuçta çok dolaylı bir şekilde ama başarılı bir cinayet, başarılı bir istihbarat operasyonu teknik anlamda ve devamı tekrar öldürülen kimin mevcut rejime hiçbir tehdidi yoktu ama demek ki rejim aynı şeyi düşünmüyormuş. Başka görüntüler gelirse de paylaşırız. Amerika'da New York'ta Birleşmiş Milletler'de bir Rus diplomatın öldüğü bilgisi var. Ne oluyoruz? Bir Rus diplomat, New York'ta görevli, Birleşmiş Milletler'de görevli bir Rus diplomat öldü diye bir not. Altında da kalp sorunları vardı diye. Kalp sorunları bile olsa bu aralar Rus diplomatlar ya da diğer ülke diplomatlarının ölümü haberi dikkat çekici. Şu an gelişiyor. Ona daha sonra bakacağız. Bir Rus diplomatın öldüğü anlaşılıyor New York'ta Birleşmiş Milletler kapsamında. Şimdi şöyle, zaman zaman gündeme geliyor işte dünyada büyük kaos var, kargaşa var. Bu kargaşanın adından bir savaş
mı geliyor? İşte 3. Dünya Savaşı var mı yok mu? 3. Dünya Savaşı başlayacak mı? Bunların çoğu genellikle böyle kafe sohbeti kapsamında yapılan tartışmalar. Yani bunu destekleyecek, evet orada da bir kaos var ama Dünya Savaşı'na nasıl varıyorsunuz sorusu orada hep boşluklar vardı. Fakat ilk kez dikkatimizi çekti. Ciddi bir tarihçi, önemli bir profesör Harold James arkamızda, Princeton Üniversitesi'nin tarih profesörlerinden, yani hem ünvan olarak hem çalışma olarak hem işte geçmiş olarak pek öyle atıp tutmayacak, sansasyon peşinde olmayan biri gibi duruyor. Şunu da söylemek lazım, bu profesörlerin bu tip açıklamalarından medyanın ilgi duyacağı ve medyada etki yapacağı bilinir. Yani kendisini biraz da medyada öne çıkarmak için bunu yapıyor. O da denebilir ama çok fazla aşırı abartıya da gidemez. Çünkü bilimsel desteğinin olması lazım ve bilimsel olarak söylediklerinin arkasında onu destekleyici bir şeylerin olması lazım. Yani çok öyle kafe sohbeti kapsamında, savaş çıkacak kapsamında konuşacak birisi değil. Evet, medyada olmasının kendisine belki bazı katkılar olabilir ama Princeton'da profesörlüğünü sürdürmesi de daha büyük katkıdır. Onu tehlikeye atacak bir şey söylemez. O anlamda söylüyoruz. O yüzden sözlerine kulak kabartmasında fayda var. Şöyle diyor ki, daha önceki benzer küresel kargaşa ortamlarına bakalım. Mesela durum 1907'yi andırıyor. Neydi 1907? 1907 diyor, Avrupa'daki ve dünya çapında işte emperyal büyük sömürgeci güçlerin arasındaki paylaşım savaşında bütün dengelerin bozulduğu, dünyanın bir boşluk noktasına gittiği ve silahlanmanın başladığı zamandır. 1907'de dünyanın büyük silahlanmaya girdiğini profesör söylüyor. Sonra da diyor ki zaten 1914'te savaş başladı. Yani 1907 ortamıysak, 1914'te de savaş çıktıysa böyle bir savaş öncesi ortama benzediğini söylüyor mevcut ortamın. Peki neye dayanıyor? Brexit diyor. Brexit öncelikli olarak işte İngiltere'nin Avrupa sisteminden çıkması. Ondan Donald Trump'ın seçimi. Bunlar diyor küresel anlamda hem kaos yaratıcı hem de küreselleşme dediğimiz işte iyi kötü bir homojen bir gruplaşma vardı. O gruplaşmayı dağıtan olaylar. Gruplaşma dağıldığı zaman bu güçlerin bir de silahlanmaya başladıklarını göz önüne alırsak bu güçlerin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Çatışma başlayabilir diyor. Ardından da işte benzerlikler tekrar 1930'da benzerlikler. Mesela ticaretin kilitlenmesi, küresel ticaretin kilitlenmesi ve korumacılık. Yani Donald Trump biraz daha söylediklerini icraata çevirirse korumacılık ve küresel ticaretin durması noktasına gelebiliriz. Başka 2008 krizinin etkisi. Tespit doğru. 2008 krizi Amerika'da bitmedi. Bitmediği için zaten Donald Trump başkan seçildi. Donald Trump'ı seçtiren ekonomik krizin yansımaları ve etkileri işte nedir? Avrupa'da sallanan bir para birimi, Avrupa ekonomilerinin yarısının durgunlukta, diğer yarısının işte hala zar zor emekleyerek gitmekte olması, yoğun işsizlik, 2008 krizi Avrupa'da da sürüyor. İşte Le Pen, İşte birazdan anlatacağız öpeni. İşte İtalya, İspanya, bunların hepsi 2008 krizini yaşayan ve hala devam ettiren, yaşamaya devam eden ülkeler. O yüzden profesörün söylediklerini şöyle kayda alabiliriz. Yani nedir? Tarihte benzer kaotik ortam görüldü. Ama dileriz tabii ki 3. Dünya Savaşı çıkmaz, onu söyleyelim. Şu Rus büyükelçi veya Rus diplomatı tekrar iyi düzeltmesi de geldi. Bir kere Churkin'i söz konusu olan büyükelçi Churkin'miş. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi. Evet. Fakat bazıları da diyor ki bazıları diyor ki yalan, fake news, yalan haber. Ama önde gelen Amerikan medyalarında ve web sitelerinde Rusya'nın büyükelçisi
Büyükelçilikte, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi elçilikte kalp krizi sonucu öldü diyor. Örneğin önümüze denk geldi. New York Post bildiriyor. Kaynaklara dayanıyor. Kalp sorunları vardı diyor. 9.30'da evet, Rus elçiliği 67. sokaktadır New York'ta, böyle bilinen yerlerden bir tanesidir. Zaten kalp sıkıntıları vardı. 9.30 sularında, bu sabah 9.30 işte Türkiye saatiyle 17.30 suları yapıyor. Orada kriz sonucu, evet, AP Ajansı da bildiriyor. Rus kaynaklara dayanarak bildiriyor ve kendinden geçti, kriz geçirdi. Sonra New York Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. 64 yaşındaydı ve 2006 yılından beri birlikte çalıştık Churkin'le, biliyoruz Churkin'i. 2006'dan beri Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiydi diyor. Bu şekilde doğal bir ölüm denmekte. Yani Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, işte bu Güvenlik Konseyi'nin bütün kararları, o Suriye kararlarının veto edilmesi, yok işte ateşkes, Halep, kimyasal, bütün bildiğimiz konular, Güney Kore'ye yaptırım, İran'a yaptırım, bütün hikayeler Churkin'in elinden geçiyordu. Churkin o işlere bakıyordu. Birleşmiş Milletler'de Rusya deyince Rusya eşittir Churkin diyordu. Bu şekilde ilginç bir gelişme. Tabii ki hemen arkasından komplo teorileri de çıkacaktır. Yani onu da imal etmemek lazım. Ama Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Churkin'in kalp krizi sonucu öldüğü bildiriliyor. Peki şimdi tam da savaştan söz ediyorduk. Şöyle, bu savaş meselesi, Princeton Üniversitesi Profesörü Harold James'in ifşaatları, işte diyor ki 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Daha doğrusu onu şöyle ifade etmek gerekir. Dünya kontrolsüz bir şekilde ve uyur gezer gibi 3. Dünya Savaşı ortamına sürükleniyor. Yani illa savaş çıkması söz konusu değil. Akıl sağduyu var tabii ki, ama böyle bir sürüklenme var. Neydi profesörün en önemli argümanlarından bir tanesi? Dünyada silahlanma yarışı. Tam da üzerine dünyadaki silahlanma yarışının bir dökümüne bakalım dedik. Profesör haklı. Dünyada hakikaten büyük bir silahlanma yarışı var. Şimdi şöyle, 1990'larda çok yükselmiş, 1990 yılında özellikle dünya silah ticareti tepeye ulaşmış, doruğa ulaşmış ve şimdi deniyor ki son 5 yılda dünya silahlanma yarışı o kadar hızlandı ki 1990 noktalarına gelindi. Yani bunlar karşılaştırmalı rakamlar olarak ve miktarlar olarak bakıldığı zaman yine bir çılgınlığın ortasındayız. Tam 5 yıllık süreç devam ediyor. Peki kim silahlanıyor? İlginç bir şekilde bu 2012-2016 döneminde Hindistan silahlananların başında geliyor. %13, bütün dünya silah ithalatının %13'ünü Hindistan almış. Hindistan nedir, ne yapıyor? Hindistan'ın silahla derdi ne? Tabii ki bakınca Hindistan'ın asıl derdi Pakistan. Hindistan Pakistan'a karşı silahlanıyor. Pakistan'ı biliyoruz. Başka kim var deyince Hindistan'ın aslında çaktırmadan Çin'le başat gelmesi mümkün değil, eşitlemesi mümkün değil, ama Çin'e karşı da en azından bir savunma gücü kurabilmek için Çin'e karşı da silahlandığı biliniyor. Yani Hindistan'ın bir tarafında Pakistan var, zaten ezeli olarak birbirlerini düşman görmekteler. Bir de Çin ve silahlanması yanında Hindistan'ın çok büyük bir silah endüstrisi de var. Onu biliyoruz. Başka neresi var? Başka diğer ülkeler, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Cezayir. Şimdi Suudi Arabistan'la İran, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük tehdit algısı İran'dan. Fakat İran konusu iki boyutta. Bir, bölgedeki Şii nüfus, iki, askeri konvansiyonel tehdit. İşte Yemen'de yaşıyor Suudi Arabistan bu tehdidi. Yemen'de dolaylı olarak vekalet savaşı dediğimiz olay Yemen'de var ve Yemen'de İran'la bir çatışma var. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığı için o grupta, blokta. Başka Çin. Çin hem kendisi gayet ileri teknolojide, hem de olabildiğince ithal ediyor, ama mesela
Çin'in ithalatında sıkıntılar var. Çok stratejik maddeleri Çin'e vermiyorlar. Böyle bir sıkıntı. Cezayir listede nasıl ortaya çıktı? Cezayir herhalde kendisine yeni bir ordu kuruyor. Cezayir'in işte ayrılıkçı grupları vardır. Bir de bir yanı Tunus, diğeri Fas. Yani Cezayir'in ne yapıyor bir silahları merak ettik. Onu sonra bakarız. Böyle bir ortamda satıcılar kim deyince malum satıcılar ve bütün listelerde yer alıp fazla dikkat çekmeyen bir önemli satıcı da var. İsrail. Özellikle Hindistan'a satılan silahların önemli bir bölümü İsrail'den geçiyor ve teknolojik üstünlük sağlamak için Hindistan, İsrail alımlarına da öncelik vermiş durumda. Tekrar yani profesörün haklarını çıkartmak için değil de tespit çok da boş değil. Dünyada önemli bir silahlanma yarışı var. Görüntüler bir Çinli babaanneden Zhang Heshian 94 yaşında. Bu babaanne 94 yaşında ve büyük bir dirayetle ve başarıyla kung fu yapıyor. Kung fu hem işte Çin uzak doğu dövüş sporu hem bir sopa ya da herhangi bir silah yardımıyla hem de vücut hareketleriyle yapılan bir spor ve burada bu hareketleri Bayan Zhang büyük bir başarıyla 94 yaşına rağmen yapıyor ve gayet dinç gördüğünüz gibi sağlığımı kung fu'ya borçluyum diyor. 4 yaşında başlamış, 4 yaşından beri sürekli yapıyorum diyor ve bildiklerini gelecek kuşaklara da öğretiyormuş ve de bir özenle vurguladığı bir konu var. Tabii ki bu bir savaş saldırı sporu değil, savunma sporudur. Aynı zamanda bir vücut disiplinidir diye. Ninenin yaşadığı ortama da bakılırsa doğayla iç içe, dolayısıyla sırf kung fu değil galiba çevredeki güzel temiz doğal yaşam da babaannenin sağlığına katkı. Ama nedir? Spor her yaş için, özellikle ileri yaşlar için de hayati önemde, onu söyleyebiliriz. Efendim 1941 sonu, tarihte bugün kısmındayız. Japonya Asya'daki yayılmasını tamamlayıp Amerika'nın Pasifik donanmasının üssü Hawaii'ye Pearl Harbor'a saldırıyor. Ve Amerika beklemediğini söylüyor bu saldırıyı, beklemediği bir saldırı şeklinde kayıtlardadır. Ve Pearl Harbor saldırısıyla Amerika 2. Dünya Savaşı'na sürükleniyor. Şimdi orada unutulan ve zaman zaman gündeme getirilmesi gereken bir nokta var. Pearl Harbor saldırısından yaklaşık 2 ay sonra Şubat 1942'de zamanın başkanı Roosevelt bir emirle, tekrar Donald Trump'ın emirlerine herkes itiraz ediyor da o da bir emirdi, başkanlık kararnamesiydi. Başkan Roosevelt başkanlık kararnamesiyle Amerika'daki bütün Japonların toplanıp kamplara teslim olmasını istiyor. Vatandaş değil, vizeli değil, kaçak neyse, Japon ise vatandaş bile olsa, Amerikan vatandaşı bile olsa hepsi toplama kamplarına gidecek. Tam 120 bin Japon vatandaşı, ki bunların gerçekten çoğu Amerikan vatandaşı, yani Başkan Roosevelt ne ise o Japon vatandaşlarının da hakları ve yetkileri ve de görevleri aynı, fakat halk dinlemeden bu şöyle onu söyleyeceğim. Şöyle Japonya'ya tekrar dönelim. Kapanış hikayemizi bu arada tartışıyoruz. Şöyle, Amerika'da tam 10 adet kamp kuruluyor. Bakın bu yıldızların olduğu kamplar buralarda. Hayli yol geçmez, izi olmaz bölgelerde toplama kampları kurulmuş durumda. Tam 10 kamp, 120 bin Japon, çoluk, çocuk, herkes aynı şekilde tel örgülerin arkasında ve başlarında muhafızlar var.
kaçmaya çalışırlarsa vur emri. Yiyecek kısıtlı, imkanlar çok kısıtlı. Zaten alelacele kurulmuş kamplar ve hepsini toplu halde tutuyorlar. Ha, Almanya'dan farkı öldürmüyorlar. Yani tek tek kurşuna dizilme falan yok. Doğal nedenlerle, hastalık vesaireyle ölenler, onların da tam kaydı tutulmamış durumda. Ama hapis mi hapis. Üstelik bunlar meşru vatandaş. Meşru vatandaş. Tek zaten uyarı da diyor. Japon kökenli bütün kişiler, yani vatandaş olması, işte şimdi kıyamet kopuyor. İşte vizeli, vizesiz, yeşil kartlı falan. Adam vatandaş. Vatandaşı içeri alıp kampa kapatıyor ve bu iş 3 yıl sürdü. Ve bu kampların sonra, Amerika Savaşı kazandıktan sonra kamplar boşaltıldı. Bu insanlar kaybettiklerini hiçbir zaman geri alamadılar. Kişi başına bir 20 bin dolar verdiler 1988'de. Çok geç bir iki özür geldi ama o özrün de hiçbir kıymeti abiyesi yok açıkçası. Ve 75. yıl dönümünde bir tarihi olayı almış olduk. Amerika'nın Japon vatandaşlarını, kendi Japon vatandaşlarını, ziyaretçileri değil, turistleri değil, okuyanları, öğrencileri değil, Japon vatandaşları kamplara kapattığı ortam. Avustralya'yı yapabiliriz. Hasan Öner, Avustralya'yı yapalım. Efendim, Avustralya'da çok ilginç bir tartışma var. Özellikle vergi bakanlığı, vergi kurumlar ve diğer vergi dairesi çalışanlarına hükümet bir öneri yapmış. Demiş ki siz mesaiye 8.30'da başlıyorsunuz, bir saat ara var, tamam, 12.30'dan. Sonra mesaiyi 16.51'de bitiriyorsunuz. 16.51. Hükümet diyor ki şunu 17 yapalım da o 9 dakikayı bana çalışanlar olarak verin. İşte bu şekilde 45 dakika kazanıyorlar ve işte 37,5 saat normalde Avustralya'da çalışılırmış. Fakat iş yükü olan ve özelliği olan dairelerde 36 saat 45 dakika çalışılıyormuş. Vergi dairesi de onlardan bir tanesi, Vergi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri dahil. 36 saat 45 dakikayı ayarlamak için de o işte 16.51'de paydosa alışmışlar. Fakat diyor ki standart hale getirelim, şu 9 dakikayı ben alayım, size de ufak bir ödeme yapayım. Olay çıkmış. Avustralyalı vergi dairesi çalışanları ayaklanmışlar. Asla. Canım ne olacak, 9 dakikadan aramızda hani işte fedakar çalışanlar, ayrıca da iyi kötü bir ücreti var, karşılığı verilecek. Hayır, olmaz. Neden? Biz 16 işte 9 dakika önce çıkarak trafiğe kalmıyoruz diye bir gerekçe söylüyor vergi dairesi çalışanları. Başka işte 10.000'de bir falan gibi de bir küçük bir zam yapıyorlarmış. Sendikanın da kabul etmemiş bu çok az diye. Ya diyorlar o zaman saat başı şeyi artırın, ücreti artırın, ya da bu 9 dakikadan vazgeçmeyeceğiz. Başka dairelerde çalışanlar da o 9 dakikada kafaları takılmış. Neden onlar 9 dakika eksik çalışıyor diye tepkiye başlamışlar. Sonuç henüz daha çözülmedi. Olayın greve gidip gitmeme ihtimali bilinmiyor. Greve gidebilirler. Ama 9 dakika için şu an Avustralya'da kıyamet kopuyor. Nerede o işte fedakar öğle tatili almadan 9 dakika 9 dakikadan daha fazla çalışan memurlar, saygı duyduğumuz çalışanlar? Anlaşılan Avustralya'da değiller, onu söyleyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.